Değerli izleyenler, seçim özel programında yeniden sizlerle beraberiz. Az önce ana haber bülteninde gelişmeleri ekranlarınıza getirdik, aktardık. Şimdi seçim özel programında bir iki gündür de tanıtım videosu dönüyor. Elazığ'ın tek kadın belediye başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Fethiye Atlı. Keban Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Fethiye Atlı. Şu anda stüdyomda onunla hem seçim özel hem de gündeme dair bir söyleşi, bir konuşma gerçekleşti. Çünkü önemli açıklamaları olacak. Neden bağımsız aday oldu? Seçimlerdeki beklentileri, Keban'la ilgili projeleri, bunları konuşabilme fırsatı Hülasa yakalayacağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Metin Erol Bey. Çok sağ olun. Davetimizi ederim. Kırmadınız ve buraya kadar geldiniz. Biz teşekkür ederiz. En azından içimizden olan olayları içimizden geçenleri anlatacağız burada inşallah. Yani bu program evet biraz da böyle hani samimiyetle devam eden bütün böyle olanların konuşulduğu bir program. Şimdi Keban'ın bağımsız belediye başkanı adayısınız ve 5 senedir de Keban'da belediye başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Bir önemli kısmı da Elazığ'ın tek kadın belediye başkanısınız. Bu vesileyle hem Elazığ da sizi yakından tanıyor hem de ilçede de zaten durumunuz malumumuzdur. Şimdi dilerseniz bu 5 senelik süreç içerisinde Fethiye Atlı nasıl bir belediye başkan modeli çizdi? Kebanlıların gönül dünyasında yer edindi mi edinmedi mi? Bunları tabii sizin ağzınızdan duyacağız ama biz geçtiğimiz günlerde bir de röportaj yaptık, Keban'a geldik. Orada da güzel sözler duyduk sizinle alakalı. Sizler neler söyleyeceksiniz? İnşallah güzel bir yayın olur. İnşallah. Buradan Keban'da Elazığ hemşerime ve tüm Türkiye'ye selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Şöyle diyeyim, nasıl bir belediye başkanı profili çizdim? Önce bizler elhamdülillah Müslümanız. Ve Allah'ın emrettiği şekilde Resulullah'ın hadislerine uyarak yaşamak zorundayız. Öyle olmak zorundayız. Önceliğimiz oydu. Sonrasında da Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyi vardı, bir sözü var. Diyor ki gönüllere gireceksiniz, yüreklere dokunacaksınız, kibirli olmayacaksınız. Evet. Ben 5 yıldır, dediğim gibi önce Allah'ın emri olduğu için, 5 yıldır inanıyorum ki Keban halkı da bunu biliyordur ki bildikleri için de bu son anket çalışmada %70'in üstünde bir oy çıktı. O anket çalışmalarına biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. Evet. Devam edin lütfen. Yani Keban halkının, ben şunu söyleyeyim, yaşlı geldiği zaman daireye diyordu ki benim yaşım 70, ben ilk defa bu kapıdan içeri girdim. Biz, yani belediyenin kapısına evet. İlk defa içeri girdim. Kadınlarımız herkese öyle. Yani 5 yıldır o kapı kimseye kapalı değildi. Bana oy versin ya da vermesin. Herkese açıktı o kapı. Evet. Herkes gelip derdini rahatlıkla anlatabiliyordu. 5 yıllık süre içerisinde söylüyorsunuz tabii değil mi? Tabii tabii aynen öyle. Keban'da biz şunu söyleyeyim daha önce de bu bizim zaten babamızdan annemizden gördüğümüz taziyeleri olsun, işte düğünleri olsun, hasta ziyaretleri olsun. Bunlar zaten geleneklerimiz de var. Dediğim gibi emirlerdir bunlar. Hiçbirini yani bana oy vermemiş de ben ona gitmem diye bir şey yapmadık. Herkesin düğününe de sünnetine de eğer oradaysak Keban'daysak dışarıdaysak gidemedik. Taziyesinde de bulunduk. Malatya'daysa taziyesi oraya gittik. Elazığ'daysa Elazığ'a, köylere yine herkese o şekilde. Hiç aksatmadık Allah'a çok şükür. Çocukla çocuk olduk. Yani ben eminim ki kimse kalkıp onunla ilgili bana başkanımızla şu yanlışı oldu ya da kibirliydi diyeceğini zannetmiyorum Allah'ın izniyle. Keban'da yani böyle bir sevgi olayınız oldu. Evet, vatandaşın nasıl, size evet. Çok şükür, yönelik. Çok şükür, hamdolsun evet. Şu anda durum nasıl? Yine öyle devam ediyor. Geçen gün mahallede gezerken şunu söyleyeyim, yaşlı bir amca beni görünce. Siz bağımsız belediye başkanı evet. Adaysınız yani. Bir partili belediye başkanı. Şu anda partili olan bağınız bitti mi? İstifa ettik. İstifa evet. Ettiniz değil İstifa mi? İstifa ettik tabii. Evet. Şöyle başımı aldı, göğsüne yasladı. Epey bir ağladı diyeyim, o kadar söyleyeyim. Niye? Niye böyle oldu diye. Niye böyle oldu? Yani hakikaten niye böyle bilmiyorum, oldu başkanım? Ben anlamıyorum, onu sormak lazım. Bilmiyoruz yani, demek ki diyecek bir şey yok. Niyesini yani konuşacağız. Ya da bir şey demek ki hayırlısı önemli. Buydu. Yani Fethiye Atlı başarısız mıydı? Ben başarısız olduğumu zannetmiyorum. Yani 5 yıldır, ben 5 yıllık hizmetlerimi zaten biraz sonra göstereceksiniz. Arkadaşlar ekranda da döndürebilir evet. Şu anda. 5 yıldır biz geldiğimizden beri hiç yan gelip yatmadık. Evet. Ankara'ya, diyelim şöyle Konya'ya kadar, Ankara'nın büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Ankara'daki bütün bakanlıklara biz hepsine gittik. Yani ne işimiz varsa öyle şey yapmadık. Kapılarına kadar gittik. Allah razı olsun, onlar da bize her konuda destek oldular. Evet. Gittiğimiz hiçbir yerden el boş dönmedik.
Yani Fethiye Atlı'nın yaptığı böyle işte şu projeyi Keban da hayata geçirdik diyebildiğiniz böyle çok projeler şunu neler söyleyeyim, var? Onları... Bizim geldiğimizde Keban Belediyesi'nin 4 tane aracı vardı. Evet. Ve bir araç parkı yoktu. Şu anda bir araç parkımız var. 1000 metrekarelik bir alana kurulmuş. Hı hı. Onda yine TH Bölge Müdürlüğü bize tahsis etti. Araçlarından herhalde fotoğraflar değil mi? Aynen, evet. O araç parkında olan yer herhalde. 4 aracımız vardı. Araç parkımız yoktu. Biz gelirken sonra araç parkını yaptık ve araç parkını da benim personelim yaptı. İhaleye çıkarmadan. Kendi personelimiz yaptı çalışmayı. Dışarıdan bir tek aldığımız şey malzemeyi aldık dışarıdan ama diğer bütün işleri personelim yaptı. Allah onlardan razı olsun. Ve şu anda içinde 24 tane aracımız var. 24 tane. Evet. Araç. 4 tane araçtan 24 aynen tane. Neler öyle var içinde bu araçlarda? Şimdi şunu söyleyeyim. Yani şey o şu sayıda bu sayıda demek zorunda değilsiniz ama yani işte eskavatör varsa eskavatör işte bir dozerimiz var. Deseyi evet. Bölge Müdürlüğü hibe etti. Sayısını söylemek durumunda değiliz. Deseyi Bölge Müdürlüğü tarafından hibe verildi bize. Bir kepçe kendi bütçemizle aldık. Bunlar girişimler sonucunda mı elde edildi yoksa? Tabii girişimler sonunda. Evet. Ben hemen gidersen şöyle diyorum. Ben bir garip kör belediye başkanıyım. Kapı kapı gezerim. Bunu hemen herkese söylerim evet. Gittiğim yerde. Kepçemizi kendi öz bütçemizle aldık. Dozer deseyi Bölge Müdürlüğü tarafından hibe edildi. Bağcılar Belediyesi'nden bize bir sulama aracı ve bir Doç araba hibe edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize bir kamyon ve otobüs hibesi verdi. Bir de bir minibüs. Evet. Belediyeler Birliği bize bir itfaiye aracı ve bir engelli minibüsü hibe verdi. Ve şu anda o engelli minibüsümüzle biz Keban'dan Elazığ'a tüm hastalarımızı getiriyoruz. Köylerden olan varsa arıyor bizi. Biz getirip yine hastaneye götürüyoruz. Hastaneden alıp tekrar evine bırakıyoruz o aracımızla. Bir otobüs kendi öz bütçemizle aldık yeni. Hı hı. Yani burada var da. Damperli, orman su işleri hibemiz var. Kabuhastaneler Birliği'nden bir ambulans hibesi vardı. İSKİ'den bir minibüs. Bağcılar Belediyesi'ne yine bir motosiklet. Zabıtalarımızın kullanacağı bir motosiklet verildi. Et taşıma aracı aldık yine bütçemizle. Evet. Kendi bütçemizle bir uleve makinesi aldık. Bunların fiyatını söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Şu anda zaten fiyatlarını söylemenize gerek yok. Yani sonuç itibariyle bir Çevre çalışma Şehir var. Çevre Şehir Bakanlığı'ndan 148 tane çöp konteyneri artı tekrar yine Çevre Şehir Bakanlığı'na 100 tane çöp konteyneri hibe verildi. Kültür Bakanlığı'nda 3 defa kilitli paket taşı için bize hibe verildi. 300 bin lira, 400 bin lira bir para. Ve biz o gelen 100 bin lira diyelim ki 100 bin lira biz ihaleye çıksaydık 4000 metrekarelik bir alan yapacaktık. Ama biz o paranın hepsiyle taş aldık. Gene valiliğin desteğiyle Allah razı olsun onlar da bize destek oldular. Taşımasında bize destek oldular. Ben kendi personelimle onu 13000 metrekarelik bir alana taş döşedik. Evet. İhaleye çıkmadan. 500 bin lira gene Kültür Bakanlığı'ndan bize imar revizyonu için hibe verildi. O 2018'de bitti bizim o revizyonumuz çok şükür. Evet. Yine Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden 2015 tarihinde işbirliğiyle beraber Keban'da bir program yapılmıştı. Onda da bir 80 bin liralık bir hibe geldi. Hı hı. 80 bin liralık nereden evet, geldi hibe? Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nde. Oradan aldı. Evet, orada bir program yaptılar Keban'da. Onunla ilgili bize bir hibe verildi. Kültür SODES'te SODES'in Geleceğe Yön Ver projesi kapsamında 291 bin liralık bir proje geliri yapıldı. Yine SODES proje kapsamında Başarılı Kadın Umutlu Gelecek adı altında 240.500 liralık bir proje gelirimiz. DAP başkanlığı tarafından 690 bin liralık bir mezbahane. Bitti mezbahanemiz çok şükür. Şu anda işte bir trafosu kurulacak. O bittikten sonra halkımızın hizmetine sunacağız. Yapamadığınız inşallah. Ne var? Yani burada yaptıklarınızı saydınız ama yapamadıklarınız. Hani ben şurada yapmak için uğraştım ama olmadı. İşte bizim bu TOKİ meselesi. Onu çok böyle hep gündeme getirdiler. Sosyal medyada paylaştılar. Gerçekten onun için çok uğraştık. Allah razı olsun da TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Bey var. Sami Er bizim Malatyalı hemşerimiz. O da çok yardımcı olmak istedi ama biliyorsunuz Keban'ın yapısını engebeli bir yapı olduğu için biz hiçbir belediye yapmadığı bir şey yaptık. 9 dönümlük bir alanı tahsis ettik. Ücret almadan engebeli olduğu için orada maliyet yüksek çıktı. Yani 2 artı 1'e dediler ki 130 bin lira bir şey çıkıyor. Onda da biraz halk tabii dedik yani ben TOKİ yapıyorsa biraz indirimli olsun. Yani rakamda biraz sıkıntı oldu. Yoksa sıkıntı oldu. Teknik boyutunda ya da... Aynen. Yine de biz orada alternatifleri üretmeye çalışıyoruz şu anda. İşte yapabilirsek diyoruz ki kendi arsalarımızı böyle kat karşılığı müteahhitlerle konuşabilirsek, anlaşabilirsek tabii bunda yine ihale usulü.
Onu düşünüyoruz. Yine DAP'la, TOKİ ile iletişim halindeyiz. Yani muhakkak biz oraya o sözümüzü yerine getireceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Tabii ki 31 Mart'tan sonra tekrar başkan olursak, nasip olursa. Şimdi mesajlar da geliyor. İzniniz olursa biraz tabii, da mesajlara tabii yer vermeye gayret göstereceğim. Çünkü izleyicilerimize de bizim kontağımız mesajlarla. Belediye başkanımızı seviyoruz. Sonuna kadar başkanımızı destekliyoruz. Çalışmaları ve yaptıkları ortada diye bir izleyicimizden mesaj gelmiş. Eşim Keban'da görev yapıyor. Keban'da oturuyoruz. Keban'da olmadığımız halde Keban Belediye Başkanı Sayın Fethiye adlı bir çocuğum oldu. Geldi ve çocuğumu gördü. Gerçekten çok muteber karşıladık. Fethiye Hanım'a 5 oyumuz var tam destek diye. Bu arada ben mesaj okumaya çalışınca tabiri geliyor. Evet. İzleyicilerimizden eğer okuyamayacaklarım olursa da peşinen özür dilerim. Sırf size oy vermek için merkezden, köyünden merkeze alan birisi var. Hasan Atlı diye bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Böyle devam ediyor. Gelsin, evet, mesajlar gelsin. Okuyabildiklerimizi okuyacağız. Evet. Elbette çok normal. O projede yine... Özür dilerim. Birileri sizi bu şekilde övebilir. Evet. Birileri de işte çok isteyebilir. Tabii, birileri de memnunla kalmayabilir. Bu siyasette zaten %100 insanları mutlu etmek diye bir olay yok. Tabii ki, peki Fethiye Atlı, Keban'da yapılan ankette vatandaşı yüzde kaç mutlu etmiş? Bunun bir rakamı var değil mi sizde? Çıkan yani bir anket sonucu vardı. %70'in üstünde dedi bizim il başkanı Ramazan Gürgöz'e. %70'in üstünde. Bundan dedi, biraz bahseder misiniz? Yani işte telefonla mı anket yapıldı? Ne, nasıl telefon bir anket? Telefon anketiymiş. Evet. Telefon anketi. Anlatın evet bir süreci. Yani mesajla gelen telefon anketleri. Şimdi nasıl bilmiyorum nasıl olur. Cumartesi günü yani bu aday tanıtımından bir gün önce. Vatandaşı merak ediyor ama. Evet, yani il başkanımız koordinatörü, işte bizim ilçenin koordinatörü aradı. Ben de dedi ki başkanımız sizinle görüşmek istiyor. Acil hemen bir Elazığ'a gelebilir misiniz? Ben de aradım başkanımızı. Dedim ki başkanım yani neyse telefonda konuşalım bunu yani söyleyin. Dedi ki başkanım işte adaylıkla ilgili sene değil dediler. İşte mevcut şu andaki adayımızı dedi. Ama öncesinde %70 olduğunu nereden öğrendiniz? Onu ben değil, onu başkanımız söyledi o zaman. Telefonda size mi söyledi? Tabii tabii, işte niye dedim. Dedi ki valla işte vekillerimiz ona karar verdiler. Anketler hayır, şimdi anket şurayı yapıldı. Bir netleştireyim. Öncesinde %70 dedim ki yani dedi ki anket de yaptırdım. Bu daha öncesinde bir konuşma mı yoksa? Yok, cumartesi günü bu konuşma geçti. %70 olayı da anladım. Aynen tamam, aynen. Cumartesi günü yaptığımız telefon konuşmasında dedi ki anketler sonucunda dedi telefon anketlerinden dedi sana %70'in üstüne bir oy çıktı. Hı-hı. İşte aday, diğer adayımıza da %20'nin üstüne çıktı. %20'nin. Evet. Ama dedi ki işte adaylığı ona dedi şey yaptılar yani aday o olacak. İşte bu kadar dedi. Biz bir şey diyemedik. Yani insan biraz tabii böyle şaşırıyor, şok oluyor. Siz isminizin çıkacağından emin miydiniz? Yani daha önceki şeylerde işte haberlerde çıkıyordu. Sosyal medyada söyleniyordu. Fethiye Atlı işte. Bir de anketler de o zaman da biraz söylenmişti ama ben tabii bilemiyorum. Ama daha önceki mesela Keban'da MHP'nin yaptığı bir anket vardı. MHP'nin yaptırdığı ankette bile bize 370'in üstüne oy çıkmıştı. Yani en yüksek oyu yine biz almıştık. Evet. Diğerlerine daha düşük oylar vardı. Yani bilmiyorum, biz gayet rahattık çünkü insanların şeylerini biliyoruz, işte bize yaklaşımını biliyoruz, Kebanlıların nasıl davrandığını ve kendileri söylediler. İşte başkan şey geldi, bize mesaj yolladı, işte anket yapıldı, biz hepimiz sana oy verdik. Yani hemen arıyorlardı beni, işte başkanım geldi, biz size oy verdik, başkanım işte bize telefona geldi. Zaten Keban dediğin nüfus kaç? 4800 nüfusu 4800 var. 4800 zaten yani ufak bir tabii ilçemiz ilçe, evet, ve insanların birilerine ulaşması da çok daha kolay aynen, değil aynen mi? Aynen öyle, evet. Ve benim telefonum herkeste var. Ve olmadı. Olmadı. Evet. Ya bundan sonra zaten süreci izleyicilerimizle yakın. Süreci sonunda da işte evet, pazar günü aday tanıtımı vardı. Aday tanıtımına gittik. Ben de gittim yani. Başkanımız davet etti. Biz de gittik. Tabii biz biraz aday tanıtımına geç gittik. Geciktiğimiz için de biraz orada yer sıkıntısı oldu. Biraz da o da medyaya yansıyınca Kebanlar buna çok tepki gösterdiler. Kebanlı hemşerilerim. Ki orada bir şey yoktu yani art niyeti yoktu ama işte ne, oldu. Neyi tepki gösterdiler başka? Şimdi biz içeri girerken yerler dolduğu için. Şimdi bize... evet o kısma geleceğiz. Siz kendiniz evet açtınız. Ben o kısmı da notlarım içerisine aldım. Bu arada telefon kilitlendi evet, gelen mesajlardan. Öyle mi? Yani mümkün olduğu kadar okumaya çalışacağım evet, değerli izleyenler ama programın yani daha çok Fethiye Hanım'ın konuşmasına yer vermek istiyorum. Takdir edersiniz ki daha yapacaklarından bahsetmek ister kendisi. Ama mesajlarınıza da yine bir kısım yer vermeye gayret göstereceğim. Şimdi o bir
koltuk krizi mi diyelim? Bir şey yaşandı yani. Yani niyet medyaya yoktu gerçekten. Gecikmiştim ben. Geciktiğim için de işte orada bir arkadaş bana yol gösterdi. Beni öne kadar götürdü. Orada arkasından bir arkadaşlar kalktılar. Yer vermekse de dedim ki ben hani fazla kalamayacağım. Döneceğim diye oturmadım ama sonra o arada Karakoç'tan adayı bize yerini verdi sağ olsun. İşte bu biraz sosyal medyada söylenildi, gazetelerde çıkınca Kevan halkı buna çok tepki gösterdi. Yani benim hiç kesinlikle bağımsız aday olma diye bir şeyim yoktu. Şimdi siz aday tanıtım toplantısına gittiniz. Evet. Aday gösterilmemeniz halde. Evet. Aday tanıtım toplantısına gittiniz. Yani evet. Kılıç Spor Salonu'nda yapılan öyle, evet. Aday tanıtım toplantısına evet. gittiniz. Doğru evet. mu? Aynen öyle gittik. Evet. Burada da niye gittiniz peki o programa? Davet edildik. Davet edildik, o yüzden gittik. Ya ama aday gösterilmediniz. Yani gösterilmedi. Nezaket gereği. Aynen gittiniz. Öyle, evet. Ama orada size yer vermediler. Yani şunu diyeyim işte dediğim gibi geç gittiğim için herkes oturmuştu. Bayağısınız yani sonuçta işte. Böyle her şeyden. Ama yine her bir belediye yani, başkanısınız, siyasi bir figürsünüz ama her şeyden Ayhan Bey'e teşekkür ederim buradan. De, sağ olsun o güzel Karakoçan yerlerdi. Belediye Başkan adayı AK Parti. Evet, Ayhan kaptı. Akbaba. Aynen Ayhan Akbaba bir evet. yer verdi. Bu medyaya da yansıdığı için soruyorum. Aynen medyaya yani, yansıdı işte. Zaten o medyaya yansıma olaydan sonra Keban. Her şeyi siyasette halledemeyiz. Bazen nezaket kuralları vardır başkanım evet. yani. O nezaket kuralları çerçevesinde bazı şeyler gerçekleşir. Evet. Geç de gitmiş olabilirsiniz ama evet. bir kadın ayakta beklemesi yani şunu söyleyeyim işte o olaydan sonra zaten ben dediğim gibi her şey ondan sonra artık böyle çorap söküğü gibi geldi. Ben hatta o cumartesi günü akşam geldiler. Benim aday olmadım anlaşılınca. Keban'dan işte hemşerimiz, komşular, arkadaşlar geldiler. Dedi ki başkanım şey yap dedi seni bağımsız aday olarak ki bu işe. Dedim ki ben öyle bir şey düşünmüyorum. Kesinlikle aday olmayacağım. Hatta orada soru dedi ki şey 5 yıl sonrasını mı düşünüyorsun? Hani 5 yıl sonra belki aday ederler gibisinden öyle bir şey. Dedim ki kesinlikle 5 yıl sonra ben aday olmayı zaten düşünmüyordum. Ben bir dönem daha dedim ki nasip olursa yapayım. Eksiklerim mi yapamadıklarım da yapıp ondan sonra kenara çekileyim köşeme. Benim niyetim öyleydi. Hı hı. Dedim ki ama olmayacağım bu saatten sonra yani aday olmayacağım. Ama yani ertesi önce aday olmama kararı. Hayır yok gerçekten kararım öyleydi netti yani kesin hiç öyle bir şey olmayacaktı. O toplantıdan sonra mı aynen karar o toplantıdan verdiniz? Sonra ben karar vermedim gerçekten öyle bir niyetim yoktu. Pazar günü olaydan sonra akşam beni aradı bir Kevan hemşerim. Şu kadar söyledi. Sen bağımsız aday oluyorsun ve biz senin yanındayız dedi. Kapattı telefonu. O kadar. Aynen öyle söyledi. Başkanım sen bağımsız aday oluyorsun ve biz de senin yanındayız. Bir de olsa iki de olsa benim halkım bunu söylemişse biz de onların emirlerine uyarız. Evet. Size... Böyle ondan sonra karar verdik. Öyle gelişti. Yani her şey böyle kendinden oldu. Yalnız burada şöyle bir durum var. Diğer ilçelere baktığımızda birçok belediye başkanıyla hemen hemen devam kararı aldılar. Devam kararı hepsi de, alındı. Hepsi de. Burada sizinle devam kararı alınmamasının içerisinde hani vatandaş kısmına bakıyorsunuz %70'lik oydan bahsediyorsunuz. Evet. Sizin ifadeniz. Ya, aynen öyle. İşte yaptığınız işlerden bahsediyorsunuz. Kötü işler yapmadığınızı aktarıyorsunuz. Sebep ne ola ki? Bir şey diyemeyeceğim. Ona hiçbir şey yorum yapmıyorum. Ha bir de salona girdiğimde başkanımız konuşma yapıyordu ve ben tam içeri girdiğimde Keban'la ilgili bir şey geçti. İşte Keban'ın içme su sorununa çözüm getireceğiz. Çözüm aşamasında başkanımıza destek olacağız. Başkanlarımızla beraber hareket edeceğiz. Yani ben isterdim ki başkanım keşke orada şunu deseydi. Mevcut şu andaki başkanımız Fethiye Hanım şu su içme su sorunu şuradan şuraya kadar getirdi. Bundan sonrasında yeni başkan adayımızla beraber devam ettireceğiz inşallah. Çünkü ben içme su sorunu evet vardı. Ben 2014'te evlere gittiğimde Keban halkı şunu söyledi. Bizim içme su sorunu sıkıntımız var başkanım. Gelirsen ilk yapacağın şey bize o konuda destek ol. Çünkü bizim içme suyumuz Fırat'tan geliyor, gölden geliyor. Gölde de şu anda balıklar falan barak üretimi olduğu için milletin bir defa o şeyine gitmiş. Yani diyor ki orada balık üretiliyor, işte ilaç veriliyor balıklara, yem veriliyor. O su muhakkak işte bir sıkıntı vardır ama biz her hafta 15 günde bir... İl Sağlık Müdürlüğü, bizim hı hı. sağlık ocağı gelip suyu alıp analizini yaptırıp şimdi bunu çıkmadı şimdiye kadar çok. İçme suyu problemi olduğunu... Ve biz de geldikten sonra hemen ilk sözümüz yerine getirdik. Bizim Keban'ın Nimri Tepesi var, orada bir şıklık kaynak suyu var. Allah razı olsun, İl Bank Müdürümüz de Bölge Müdürümüz de Ali Bey'di, Ali Tekataş. Evet. O bize destek oldu, bize boru hibesi yaptı. Biz yine orada bir şey yapmadık, yani para bizden çıkmadı. İl Bank'ın desteğiyle... Gene benim personelim desteğiyle ihaleye falan çıkmadık. 7 kilometre o yol yukarıdan tepeden suyu getirdik Keban'a ve Keban içindeki çeşmelere verdik. Çok kaliteli bir su. O zaman bizim yine durumumuz iyi değil diye Ankara'ya, Aski'ye gönderdik suyun analizini.
Aski bize dönüş yaptı, dedi ki bu su çok kaliteli, şerefli satın. Dedim ki yok, ben kebanlara söz veriyorum. Arkadaşlar, video oldaki... Bu ayrı, bu bir köy yolu. Bu bizim tamam, Gogodere. Onlar da görülsün yani. İzleyicilerimiz de evet. O geniş kameradan alabilirsek. Çünkü arkada bu projeler de dönüyor kebanın, yani. Bu kebanın, ben kendim bildim, benim yaşım 55. Daha öncesinden bu kebanın Gogodere yolu dediğimiz ya da zırhı grup, alternatif grup yolu. Yani burada daha önce Etibank'ta çalışan köylülerimiz, amcalarımız, dedelerimiz bu yolu yürüyerek kullanıyorlarmış. Hep bir hayal işte, burada bir yol gidersek. Şu an yol var mı? Şu yol mu? Şimdi işte başlattık biz, gittik şeye, şu anda çalışmalar devam ediyor. Hı hı. O yolla ilgili. Ama su meselesini halledelim. Heh. O önemli. Ve biz o suyu getirdik. Keban şimdi o suyu içiyor çok şükür. Arada bir tabii ki işte sıkıntılar oluyor, patlıyor buralar bilmem ne. Su tamam mı? Tabii su. Şu anda kebanlara ben kaynak suyu içiriyorum. Artı 2015'ten bu yana... Niye söyledi ki o lafı? Yani son 7 aydır sosyal medyada bununla ilgili çok böyle şey oldu. Yani bir iki kişinin yaptı. İşte yok efendim, Keban Belediyesi bize zehirli su içiriyor. İşte suyumuz zehirli. İşte bilmem ki öyle bir şey de olmadı. Kimse zehirlenmedi, öyle bir şey de olmadı. Ama işte hani çamurat izi kalsın. Biz 2015'ten bu yana DSİ Bölge Müdürü bize gölet yapıyor. Yapacak. Hı. İçme ve sulama suyu göleti. Keban'ın çıkışında Çakmak köyünün karşısında. Keban'da da daha su problemi olursa o kadar suyun içerisinde. Bakın biz 2015'ten bu yana bununla ilgili çalışmalarımız var. DSİ Bölge Müdürlüğü bu son Ekim ayında sonda çalışmalar yapıldı. Ve bizim 2015 yılında DSİ Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bize bir yazı geldi. Dedi ki biz Türkiye genelinde 5 tane ilçenin su arıtmalarında iyileştirme yapacağız. Evet. Ben o dönem Ankara'daydım. Hemen gidip görüştüm. O zaman da bölge genel müdür yardımcısı Yakup Bey vardı. Genel müdür Cumali Bey, Cumali Kınacı. Şimdi ASKİ genel müdür oldu Ankara'da. O zaman genel müdür oydu. Dedim ki bizim belediye olarak sıkıntımız var. Bizim böyle bir bütçemiz yok. Bize bu konuda da bizde 5. ilçe yapın. Rica ettik. Dedi ki başkanım siz yazdınız, yazın. Ben de genel müdürümüzle konuşurum. Size, sizin hemşerinizdir. Yardımcı olur inşallah. Ve 2015'te genel müdürümüz herhalde 2015 yılındaki Elazığ'a geldi. Belediyenin salonunda sunum yapıyor suyla ilgili. Ben de oradan döndüm, dedi ki başkanım sana müjdeyi veriyorum. Seni 5. ilçe değil ama dedi Keban'da 6. ilçe olarak aldık. Size dedi destek vereceğiz o konuda. Biz hemen DSİ şube müdürümüz var Yasin Bey Keban'da. Hı-hı. Hemen onunla beraber genel müdürümüzü aldık. Keban'a götürdük. Ve götürdüm, ben havuzları gösterdim. Genel müdürümüz havuzları görünce dedi ki başkanım bu havuzlara dedi yapılacak bir şey yok. Biz sana sıfırdan bir proje yapacağız. İçme su arıtma projesi. Allah razı olsun ve 2015'ten 2017'ye kadar o proje hazırlandı ve proje yapırken de biz Keban'la durmadan su gönderdik onlara analiz için ki o sudan çıkan sonuca göre bize bir paket arıtma yaptılar. 2017'de proje bitti. Ankara'da bize teslim edilecek, gittik. Orman Bakanımız Veysel Eroğlu, Sayın Veysel Eroğlu Allah razı olsun konuşmasını yaptı. Bizi çağırdı sahneye, işte hatıra fotoğrafı çekilecek. Ben orada yine bir çingenelik yaptım. Dedim ki Sayın Bakanım Allah razı olsun proje bize yapıldı ama bizim bunu yapacak gücümüz yok. Şu an adım DSİ Bölge Müdürlüğü bize bir gölet yapacak. Bu projeyi de o göletin içine dahil ederseniz çok makbule geçecek. Genel müdürü hemen çağırdı Murat Bey'i, Murat Acı'yı, Sayın Murat Acı'yı. Dedi ki başkanıma biz aslında öyle bir şey yapacak durumda değiliz. Çünkü 25 bin alttaki yerlere dedi yapmıyoruz. Ama dedi senin hatırın için. Hatırla. Aynen dediği oydu. Genel müdüre söyledi ve o projede ona dahil edildi. 2019'un sonunda ihaleye çıkılacak inşallah. 2020 sonunda da teslim edilecek. Hem içme ve sulama suyu hem de arıtma tesisimiz beraberinde. Keşke bunlar da beraberinde anlatılsaydı daha güzel olurdu. Yani orada sanki ben hiçbir şey yapmamışım ve içme suyunda da çok sıkıntı vardı. Başkanım aslında bunları söyledi deseydi ki şu aşamaya getirildi ve bundan sonrasında tekrar biz destek olacağız deseydi daha güzel olur ve daha şık olurdu. Çünkü ben AK Parti'nin belediye başkanıydım. Ben 5 yıldır orada hizmet ediyorum. Onu şeyde mi söylendi o cümle? O sahnede yani o pazar günlük aday tanıtımı. Aday tanıtımı evet, toplantısı. Evet, içme su sorunuyla ilgili. Şimdi peki şey de çok. Bu arada izniniz olursa. Tabii. Yani izleyicilerden de biraz tepki almak istemiyorum. Lütfen okuyun diye en son bol ünlem işareti bir mesaj gelmiş. Biz Kebanlar Başkanımızdan hep memnunduk. Onu ve çalışmalarını takdirle izliyoruz ve Allah'ın izniyle tekrar başkanımız olarak görmek tek dileğimiz. Kim göndermiş diye bakıyorum. Hiçbir ilçede iş grubu kadar personel alımı yapmadı. Doğru mu? Evet. Yani şu anda personel alımı oldu. Bu son şeyde 70 tane alındı. Evet. Fethiye Başkanımız sayesinde bayanlar evin bütçesine katkı sağladı gibi mesajlar gelmiş bir izleyicimizden. Okumaya gayret gösterdik. 2015'ten başka... Metin Bey, 2015'ten 2019'a kadar 7 milyon 910 yani 8 milyon girmiş şu anda iş kurdan. Evet.
Ne kadar? 8 milyon. 8 milyon. Milyon para kebana girmiş. Evet. 35 oyumuz var tam destekleyen bir izleyicimiz. Bu arada ben okumaya çalıştıkça onlarca mesaj da geliyor. Baskil'den mi tam destek mesajı var? Evet. Başkanım. Ya şunu söyleyeyim gerçekten. Furkan Elmas Baskil'den tam destek durmak yok yola devam demiş. Yani Elazığ'dan bile çok tanıyor destek musunuz? Var. Yok kim mukaddem? Furkan Elmas. Ha o bana çok özelden de mesaj atıyor. Öyle mi? Peki. Evet. Ya, burada mesaj atmış. Bayağı da mesaj atmış. Evet. Bir şekilde okutturdu mesajını. Yani Allah şu anda yüzlerce mesaj var başkanım. Her ilçelerden çok destek var evet. 1923 Keban Belediyesi'nin kurulduğu yıldan beri ilk defa borçsuz belediye ünvanına sahip oldu. Doğru mu? Evet. Niye bunları söylemiyorsunuz başkanım? Yani çünkü Keban Belediyesi'nin borcu yok mu? Yok şu anda. Yani olanlarda yapılandırdık şeyi varsa YK'ya olan borcumuz, elektrik borcumuz devlete yani devlet kuruluna olan elektrik borcumuz hepsi yapılandırıldı. Ama diğer işte personelimize olan borçlarımız vardı. İşte 2009'dan 2014'e kadar mesela belediye personeli tek 3 defa tam maaş almış. 5 yıl boyunca hep eksik maaş almış. Şu anda? Şu anda yok çok şükür. Günü 5 yıldır gün gününe maaşını alıyor benim personelim. Ama benim personelim de iyi çalışıyor. Allah razı olsun. Beni hiçbir zaman üzmediler. Ne güzel. Hem içeride hem dışarıda da ben hepsinden memnunum. Allah hepsinden razı olsun. İşlerini güzel yapıyorlar. Eksiklerimiz olmuyor. Tabii ailedir insan birbirine bazen bağırsalacak. Ben onların ablasıyım, annesiyim. Ben öyle görüyorum kendimi. Belediye başkanı olarak görmüyorum. Onlar da bana bir evlat gibi gerçekten. Yani birbirimize destek oluyoruz biz 5 yıldır. Evet. Keban'a onlar hizmeti yapıyorlar. Ben de işte onlar yap hizmeti. Ama burada başkana tabii mal ediliyor hizmetler. Şimdi geldik karar aşamasına. Evet. Şimdi Fethiye Hanım düşündü, taşındı ve bağımsız aday olma kararını verdi. Şimdi tabii bu böyle hadi ben şu işi yapıyorum kararı değil. Önemli evet. Bir karar. Yani basit bir karar değil anlayabiliyoruz. Evet. Bu kararı vermenize de çevresel faktörlerin etkisinden de bahsettiniz. İşte gerçekten, sizi görenlerin, evet. Size telefon evet. Açanların. Ama buna rağmen de bu kararı vermek biraz güç olsa gerek diye zannederim. Kararı verdikten sonra hani medyada duyurdu bunu. Fethiye Hanım artık Keban Belediye Başkan bağımsız adayı. Evet. Ondan sonraki tepkiler nasıldı? Fazla tepki olmadı. Yani olumlu olumsuz manasında. Olumsuz bir yerden geldi fazla gelmedi. İşte niye böyle bir şey yaptın? Ne dediler? Yani bu kararınıza nasıl yaklaştılar? Tek bir olumsuz tepki aldım. Bir akşam yani olumsuz gelmesi. Olarak değerlendirmeyin. Olumlu olarak, olumsuz olarak insanlar ne söyledi? Keban'dan hiç tepki olmadı. Hı-hı. Yani benim bağımsız aday olmam. Kesinlikle dedi biz zaten dedi sen aday olmadığını duyduğumuz zaman herkesin morali çok bozulmuş. Hı-hı. Herkes çok üzülmüş. Bağımsız karar duyunca da adaylığımı herkes çok dedi ki çok güzel bir karar verdin. Biz sonuna kadar senin yanındayız. Olmasaydın biz çok üzülecektik. Bunu söylediler. Ve gerçekten benim de yani bundan sonra ben öyle hani illa ben bir daha 5 sene sonra böyle bir kararım yok, düşüncem yok. Hatta bunu biz bir defa eski vekilimiz Ömer Serdar Bey onunla bir görüşmüştük burada Umre'ye gitmeden önce yanına uğramıştım. Dedi ki başkanım sen iyi çalıştın 5 yıl gerçekten dedi ben biz gördük bunu sen nasıl çabaladığını. Dedi herhalde yine sana ben dedi eminim sana yine verirler bu adaylığı sen aday olursun dedi. Sonra dedi 5 yıl sonrasında sen herhalde vekil olursun. Dedim ki kesinlikle sayın vekilim kesinlikle öyle bir niyetim yok. Ben bir 5 yıl daha nasip olursa Keban'ıma o yapamadıklarımı eksik kalan hizmetlerimi bitireyim. Köşeme çekileyim. Rabbim bana ömür verirse ondan sonra dedim ki böyle kendime ait bir hayatım olsun gezeyim bir yerlere gideyim. Öyle benim vekillikle ya da başka bir daha bir 5 yıl sonra yapayım. Gerçekten hırsım yoktu. Evet. Benim bu ben diyorum ya lisedeyken bu benim hayalimdi. Ben diyorum ki ben işte ileride Keban'da belediye başkanı olacağım ve hizmet edeceğim. Allah'a şükürler olsun nasip etti Rabbim. Ha ben bunu derken de bazı mesela sosyal medyada diyor ki efendim ikide bir diyor ki Kebanlar değil bana Allah kazandırdı. Ya bir şeye tabii ki zaten biz iman etmişsek Allah bir şey ol demeden hiç kimse bir şey yapamaz. Bu işe de yine Allah ol demişse Allah razı olsun Kebanlar da destek oldular. Onlar da bizi belediye başkanı yaptılar. Ama hiçbir şey Allah'ın dışında gelişmez. Yani Allah bir şey o dönemde olmaz. Evet. Muhakkak canım. Ama cehd etmek de bizim tabiyle gerekli yani değil mi? Aynen öyle. Bir şey için uğraşmak evet. Yani. Gel, ben geldim yattım bunu, hadi gel şu işi ben maliyede memurken personelken de bunu hep öyle diyordum. Ben ileride yani ben memurken demedim ki ben işte şef olacağım, mal müdür olacağım ya da işte şuraya yerimi genel müdür olacağım demedim. Hep diyordum ki ben ileride Keban'da belediye başkanı olacağım. Memurken bile bu benim hayalim vardı. Allah'a evet. Şükür olsun Rabbim de nasip etti. Ve 5 yılda ben de inanıyorum ki hizmet gerçekten ettim ya. Kaytarmadım hiç işten, kaçmadım, bıkmadım. Yani hiç şey yapmadım, gocunmadım. Seviyorum ben çalışmayı, hizmet etmeyi seviyorum.
Cumhurbaşkanımız diyor, reisimiz aşk ile çalışan Yılmaz. Gerçekten hiç şey yapmadım. Yani bir 5 yıl daha diyorum, inşallah Rabbim bana güc verecek ve ben inşallah çalışacağım. Küskün müsünüz? Yok, hiç küskün değilim. Yani partime küskün ya da değilim. Partime küskün değilim, reisime hiç küskün değilim. Tabii ki bazı olan şeylere de birazcık tabii kırgınlık var. Yani insan umuyor yani böyle bir şey. Siz bu kadar çalışacaksınız. Yani karşılığı bulmaması lazımdı. Bulmamalıydı bence. Kime kırgın? Onlara gelirsem bir yere söylerim. Bu da önemli ama. Yani tabii ki işte insan üzülüyor, kırılıyor. Umduğu yerden insan kırılıyor. Evet. Destek olunmadığını mı düşündünüz? Olunmadı ben diyorum, evet. Evet. Şimdi peki, şunu sorayım. Ha, şunu da söyleyeyim Metin Bey. Bak o gün, o cumartesi günü oldu, haberi aldım. Ve ertesi günde bizim cenazemiz vardı. Çok sevdiğim bir akrabamız bizim burada. Hıdır abi var, Hıdır Bilek, eski evet, onun kız kardeşi ve de bizim akrabamız. Adana'dan cenaze geldi. Mi? Adana'dan cenaze geldi. Geldi tamam, ki burada oturuyordu. Ve ben o gün gerçekten kendimi çok tuttum, ağlamadım. Sırf demesinler ki Fethiye aday olmadı diye ağladı demesinler diye, ben Gülser'e çok sevdiğim halde, çok seviyordum onu, ağlamadım o gün. Evet, yani sırf şey demesinler, vallahi diye. Demesinler yani, diye, evet. Aday olunmadı, işte buna ağlıyor, buna evet. Üzülüyor. Ha, demesinler diye ben o kendimi çok tuttum, ağlamadım o gün. Hmm. Evet, bazı sorular da geliyor. Peki bir şey soralım ya. Şimdi biraz herhalde havayı dağıtmaya çalışıyorum. Evet. Girdiniz seçimlere 31 Mart. Şunun şurasında ne kadar zaman kaldı ki? Sizi işte seçimlere girdiniz, kazandınız. İnşallah. Diyelim yani. Evet. Ya da duamız o. Bundan sonra Keban'ı ne bekliyor? Dediğim gibi işte gene aynı Fethiye olacak. Yani mesela işte gene gençlerin halası, ablası, teyzesi olacak Fethiye. Orası muhakkak da yani şey olarak icraat manasını. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani bağımsız aday olduk diye ya da bağımsız belediye başkanı olarak hizmetlerimizi yapmayacak mıyız? Yapacağız. Türkiye'de bir sürü başka partiden olan belediyeler var. Evet. Bağımsız olan belediye var. Hizmet yapmıyor mu? Yapıyorlar tabii ki. Ben eminim ki benim devletim o konuda bana destek olacaktır. Öyle bir şey yani yok, partiden değil de destek alamaz ya da hizmet edemez diye bir şey yok. Allah'ın izniyle destek de verecekler. Hizmetimizi yapacağız. O noktada herhangi bir sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok, evet. Peki Keban'ın şu eksiği kaldı, onu da yapmam lazım dediğiniz i̇şte ne var? İşte şu anda yarım kalmış, bu TOKİ meselesi var. İşte şu Fırat Kenan'da Mücahit Bey'imize verdiği bir destek vardı. O yapılmadı öyle işte. Çünkü orada bir dağ var ve o dağın da bertaraf edilmesi lazım. O yapılmadı bir türlü. Artı Allah razı olsun Mücahit Bey bize her konuda çok destek oldu. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Keban'ın girişine bize 10 tane stand yapıldı. Biz orada o standlar yaparken Keban'daki hanımlarımızı düşündük. Dedik ki orada getirip işte kadınlarımız çok güzel dut pekmezi yapıyorlar. El işleri çok güzel, becerikli bizim kadınlarımız. Dantel olsun, oya işi olsun, örgü işi olsun, patilası olsun, katma, her şeyi çok güzel yapıyorlar. Dedik ki kadınlarımıza orada destek olalım. Orada gelsinler 10 günde bir değişim şeklinde değişerek orada yaptıkları ürünlerini satsınlar. 10 tane stand yapıldı ama kimse mürat etmedi. Yani anons ettik. İşte 4 kişi geldi mürat etti ama sonra onlar da gelmediler. Hatta halk eğitimine bile biz yer tahsis yaptık. Bizim bu SODES kapsamındaki kadınlarımıza da yer tahsis ettik. 8 tane yine bizim mevcut kadınlar sırayla gelip yapacaklardı o işi. Orada biraz hayal kırıklığı yaşadık, gelmediler. Kimse gelip mürat etmedi. O şu anda boş bekliyor. Ve ben de Mücahit Bey'e karşı çok mahcubum. Çünkü onu yaptırırken çok demiştim. Başkanımın onu bir önce yapılsın, bir önce yapılsın. Yapıldı ama kimse gelmedi. Siz uğraştınız yani. Evet, uğraştık. Ama inanıyorum yapılacak ve ben de ilk orada bu yazın kendim gidip orada bir şeyler satacağım. Ön ayak olacağım. Sizin biraz takı merakınız var herhalde. Takı başka muhtemelen... Benim yaptığım her şey, ben çok yerlişte yaparım. Zamanında yapmıştım. Danteller, perdeler, yatak örtüleri. Yani ben sonra eski tercihlerden iyi de dikiş dikerim. Şimdi valla bir izleyicimiz sormuş. Fethiye Hanım seçimi kazanırsa AK Parti'ye geçecek mi? Diye bir soru sormuş. Ona cevap vermeyebilirsiniz de. Sonra da cevap verebilirsiniz. Evet, yani onu parti düşünür. Bir şey sizin şu anda öyle bir düşünceniz yok. Bir şey diyemiyoruz. Tamam. Şimdi başkanım müsaadeniz olursa ama yani hakikaten şu mesajlar ciddi bir boyuta ulaştı. Evet. Son gelenlere artık bakacağız. Evet. Geriye doğru gitmeme çok fazla müsaade etmezler. İyi yayınlar. Meyve veren ağaç taşlanırmış. Başkanımız çok güzel hizmetleri yaptı. Rabbim her daim yardımcısı olsun. Tamam.
Tanıdığımız bir isimden mesaj gelmiş. İyi yayınlar diliyorum. Fethi Hanım ülkemizdeki AK Parti'nin sayılı bayan belediye başkanlarından birisi. O bölgedeki iyi bir iş adamından gelen bir mesaj. Ve Doğu Anadolu bölgesindeki tek belediye başkanıydı. 28 Şubat mağduru olan bir bayan ve hakkında olumsuz bir şaibesi olmayan bir belediye başkanı. Bununla beraber bulunduğu süreçte ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı oldu. Egosu olmayan, vatandaşa işçi olan bir başkan başkanıma çıkmış oldu bu yolda. Başarılar diliyorum kendisine. Tam destekçiyiz. Allah yolunu açık etsin Allah diye bir mesaj gelmiş. Tanıdığınız, bildiğiniz isimlerden gelen mesajlar. O bizim annemiz diye mesaj geliyor. Evet. Yok ben artık mesajlarla devam edemeyeceğim. Dediğim gibi hakikaten artık okuyabileceğim boyutu geçtim. Şimdi 31 Mart'a dediğimiz gibi çok fazla bir süre kalmadı. Çalışmalarımız hangi tempoda devam ediyor? Yani biraz onlardan bahsedelim. Şu anda yani ev gezme tek başıma yapıyorum. Tek başıma. Ha, buraya da gel, tek başına geldiniz. Kimse yok mu diye sordum ama. Tek başıma. Yani ev gezmelerini yaparken gündüz tek başıma geziyorum. Akşamları da kardeşimle beraber geziyoruz. Çünkü eşim engelli olduğu için onunla hani gezmek istedim ama o da evde oturuyor. Bana dua ediyor. Onun durumu nasıl peki? Size çok bu üzüldü. Duruma bakışı ne oldu? Çok üzüldü. Sonuçta siz eşiniz var. Bununla ilgili onun tepkisi neydi? Yani o hiç beklemiyordu. Hep tedirgin ama bu olmamasına çok üzüldü. Aday etmeme. Yani ben şunu söyledim. Yani söyledim bunu. Ben dedim ki benim eşimi ağlattınız siz. Eşim çok üzüldü. Ağladı gerçekten. Yani haksızlık olarak mı değerlendirdi? Yani neyse şöyle değerlendirdi. Yani çünkü o benim çalışma tempomu biliyor. Yani benim sosyal hayatım yani ev hayatı falan bir şey kalmamıştı. Ben gece bazen 11'de bazen 12'de eve geliyordum. Yani aile mevhumu yok işte. Evet. Şimdi yapma bir işe girmişseniz artık onun gereklerini yerine getireceksiniz. Yani o bu kadar çalışmaya rağmen böyle olmasına çok üzüldü. Yani bir miting falan düzenleyecek misiniz Keban'da? Böyle olur herkes herhalde, toplandı. Tabii ki. Şu anda zaten bir seçim büromuzu hazırlıyoruz. Evet. Başlayacağız. Tabii yapacağız inşallah. Şu bir grup yolu vardı bizim. Mesela onu söyleyeyim. Bu 50 yıllık bir hayaldi. Grup yolu. Grup yolu. Var mı? Zırhlı grup yolu. Alternatif grup yolu. Verdiğiniz CD içerisinde. İşte şimdi gösterdi ya hani böyle bir zikzaklar vardı. Arkadaşlar o son grup yolu olarak. Ben burada, burası. Ben buradan şimdi önce Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çarcı kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ekrana da verebilirsiniz komple. O çok destek oldu bize. İsterseniz bizden çıkın. Komple ekrana ve da verelim. Ve bu şu anda söyleyeyim. Şu anda Keban. Dan Gökbelen köyüne normal mevcut yolumuz 40 kilometre. Ama bu yolla şu anda 24 kilometreye düştü. Yani 16 kilometre yol kısalmış oldu. Keban'dan Göldere'ye 44 kilometre. Şu anda Keban Göldere'ye 20 kilometre olacak ve 24 kilometre düşecek. Kısaldı mesafe. Evet. Keban Akşatepe 46 kilometre şu anda. Şimdi yeni yapılan yolla Keban Akşatepe 20 kilometre oldu ve 24 kilometre bir kısalma oldu. Keban Koyunuşağı 50 kilometre, şu anda Keban Koyunuşağı 26 kilometre olacak, 24 kilometre yol kısaldı. Keban Topkıran 55 kilometre, şu anda 31 kilometre, 24 kilometre yol mesafesi kısaldı. Üçpınar 33 kilometreydi, o da 29 kilometre, 4 kilometre kısaldı. Yani çok büyük bir, arada bariz bir fark var. Bununla ilgili biraz eleştiri falan yaptılar ama eleştirdiler. İnşallah yol açılırsa herkes o şeyi görecek yani ne kadar, zaten şu anda millet diyor bir an önce açılsın. Rahat bir şekilde sabah gideceğiz köyümüze, akşamlar da evimize döneceğiz. 1,5 saatlik bir yol sürüyordu orada giderken. Millet helak oluyordu işte. Diyorduk yani işimize geç gidiyoruz ama şu anda yarım saatte gidecek köyüne. Ve burada bize destek olanlar Asilhan Arslan Bey'e çok teşekkür ederim. Ticaret Odası Başkanımız bize yakıt desteği yaptı. Halil Gümüşer var, Gümüşer Doğası Ürünleri. Erdal Polat kardeşimiz, Mehmet Turkay, Turkaylar Alabalık, Yücel Doğan, Mehmet Can, Bekir Turan, Tuncay Vural, Ömer Rak, Nusret, Emre, Yusuf Can, Yusuf Atlı. İstanbul'dan destek vardı. Abdurrahman Türkay, Hacı Uçar, Abdullah Uçar, Bekir Uçar, Mehmet Turan, Ayşe Atlı, Derviş Atlı ve dediğim gibi de Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı. Bu fotoğraf. Ve Sayın Valimiz destek oldu mu? Destek oldu. Tabii Allah razı olsun. Ve şu fotoğrafta da var ya, ekrana getirelim. İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Mehmet Savuncu ve onların İl Özel İdare Sekreterliğindeki arkadaşlar bu konuda tabii onların desteği olmadan hiç olmazdı bunlar. Şu anda Vali Bey yine destek veriyor Allah razı olsun. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu fotoğraf ne yakın bir zamanda mı çekildi? Yok bu geçen yıldı herhalde. Vali Bey de geldi yerinde gördü. Hala desteği devam ediyor. Çok kaldı mı? 1,5 aylık bir şeyimiz kaldı inşallah. Asfalt olacak mı? Asfaltta bir yerden söz aldık inşallah. Tabii onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Onu bir yerden söz aldık. Yani 3 kilometre bizim yaptığımız yol ama diğerinde artık özel idare yapar inşallah. Çünkü orada 17 kilometrelik bir yol var. Evet. Onu da özel idare yapar. Ama bizim açtığımız 3,5 kilometrelik yolu da biz inşallah asfaltında yaptıracağız. Peki.
Son olarak zaten vaktimizde de çok fazla kalmadı. Neler söyleyeceksiniz? Biz geldiğimizden beri şunu söyleyeyim. Her yıl bizim Keban'daki öğrencilerimize sınavlara hazırlık için kitap desteği yapıyoruz. Her yıl bunu yapıyoruz. Hı-hı. Hem ortaokul hem lise öğrencilerimize. Yani biz şunu söyleyelim. Burada yaparken dediğim gibi işte eksiklerimiz neydi? Mezarlık alanımız. Onu bitiremedik. Daha devam ediyoruz inşallah yapılacak. Dediğim gibi ona bir sene sürmüştü Merhabası'ndan kaldırılması olayı. Biraz sıkıntılı olmuştu. Şu anda bir mağaramız var. Onu neyse siz yarın haber yaparsınız cana görürsünüz. Onu söylemeyeyim burada. Orada unuttum. Onu ben dediğim özel olarak isteyeceğim o haberi. Parkımız işte. Yani şu anda yapamadıklarımız bizim. Şu anda parkımız var. TOKİ var. Ama onlar da çalışmalar devam ediyor inşallah. Yeni dönemde bunlar yapılacak mı başkanım? Allah'ın izniyle yapılacak. Nasip olursa tabii kazanırsak, Rabbim nasip ederse onlara devam ettireceğiz. Peki. Bitireceğiz o işleri. Şimdi izniniz olursa tabii. Son fasılda birkaç mesaj da okuyayım. Tamam. Şimdi bir İsmail Erdoğan diye bir arkadaşımız mesaj göndermiş. Sayın Sunucu niye benim yorumlarımı okumuyorsun diye mesaj göndermiş. Yani yok mesaj zaman yani mesajı ayırabileceğim zamanım sınırlı. Çok mesaj attım. Hiç okumadınız. Size çok kızgınım. Başkanımızın ölümünün arkasındayız demiş. Ama yani burada olsun. Hakikaten amacımız hani bize kızmanız değil. Evet. Fakat bir zaman dilimiz var. Bunu çok iyi kullanmamız lazım. Az önce de bahsettim bütün izleyicilerimizden. Hem de özür dileyerek dileriz. Yani okumayı çok isterim ama yüzlerce mesaj var. Çok sayıda mesaj geldi. Mesajları okumaya çalışsam Sayın Başkan'a çok fazla söz hakkı veremeyeceğim. İkisini dengelemeye çalışıyorum. Birkaç tane mesajı ancak yerebildim. Keban'da halkın iradesi içe sayılmıştır. 31 Mart'ta halkın iradesi gereken cevabı verecektir diye bir mesaj. Fethiye Hattı'nın seçim için hazırlanan videosunu yayınlayabilir misiniz diye bir mesaj gelmiş ama var mı öyle bir videonuz? Ha, arkadaşlar yapmışlar ya sağ olsunlar. Ama o daha geçti herhalde. Bunu bir başka zaman... Tabii olabilir. Sosyal yani, medyada var şu anda. Onu sonra bakalım başkanım. Evet. Tamam sonra bakalım. Çünkü yani söz onu önceden var. Söylemiş sağ olsaydınız Allah razı olsun, ona da evet, yer şey verirdik. Yani yaptığım hizmetler de altında. Malatya'dan Hülya Demir isimli bir vatandaşımız Elazığ'ımızı çok kıymetli adayı Fethiye ablama dualarımla diye mesaj göndermiş. Evet, evet mesajlar da böyleydi. Başkanım teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani bu geldiniz değerli yorumlarda bulundunuz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben şu anda Keban'a gittiğim sözü... her yerden şunu söylüyorum kesinlikle diyorum ki ben sizden dua ve destek istiyorum. Ben yine buradan Keban halkına, Elazığlılara, tüm Türkiye'deki bizi seven arkadaşlarımıza şunu diyorum. Sizden dua ve destek istiyorum. Rabbim inşallah hayırlı bir şekilde biz bu yola girerken hayırlısını istedik ve inşallah diyorum ki Rabbim de hayırlı bir şekilde nasip etsin. Biz bir 5 yıl daha Rabbim nasip ederse, ömür verirse Keban'ımıza hizmetkarlık yapmak istiyoruz. Peki. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, seçim özel programında Keban Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkanı adayı Fethiye Atlı konuktu. Yani samimi bir program oldu. Bütün sorduğum sorulara içtenlikle cevap aldığıma inanıyorum. Süreci değerlendirdi, neden adayı gösterilmediğine yorum getirdi. Ve sonrasındaki işte değerlendirmelerini aktardı. Projelerinden de bahsetti. Yapmış olduğu çalışmaları aktardı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mesajına yer veremediğimiz izleyicilerimizden de özür dileriz. Yeni bir programda yakın zamanda ama ana haber bülteninde yarın akşam saat 19.30'u gösterdiğinde yeniden bu stüdyoda sizlerle beraber olmaya gayret göstereceğiz. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Teşekkür ederim.